Sevgili seyirciler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi haftanın her günü farklı farklı yerlerde iftarlar düzenliyor. Geçtiğimiz hafta içinde Büyükşehir çalışanları Başkan Mehmet Sekmen'in önderliğinde bir iftarda bir araya geldi. Şimdi hep birlikte o geceye gidiyoruz. Erzurum'daki yolculuğumuza bu haftada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Erzurum, Ramazan'ın gerçek anlamda yaşandığı bir şehrimiz. Bu nedenle ayın her günü mutlaka bir yerde iftar programı var. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarında ve ilçelerde vatandaşlarına yemek verip Ramazan programları düzenlemiş. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ramazan etkinlikleri için gece gündüz demeden görev başında. Ramazan'ı en güzel şekilde yaşatabilmek için uğraşan belediye personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm yetkili müdürlerle birlikte bir akşamda kendileri iftar yaptı. Başkan Mehmet Sekmen ve ekibi o gece protokol için özel olarak hazırlanan masaya oturmak yerine hepsi çalışan belediye personeliyle birlikte olmayı tercih etmiş ve masalara ayrı ayrı oturarak belediye çalışanlarıyla birlikte iftar açmayı tercih etmişti. İftar saati geldiğinde dualar okundu ve davetli personelden bir çalışanın okuduğu ezanla oruçlar açıldı. وَوَفِّقْنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Oruçlar açıldıktan sonra kürsüye gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, gecenin anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaparken bir yandan da olmasını istediği şeyleri anlatıyordu ekip arkadaşlarına. Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, bu mübarek ayda sizlerle birlikte aynı sofrada yer almanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bildiğiniz gibi geçen yıl burada ve geleneksel hale getirdiğimiz, hale gelen personel iftar yemeğimiz yönetici ve kurum çalışanları arasındaki birlik ve beraberliğin tesanütün artırılmasına inşallah önemli bir katkı sağlayacak. Bir ile aşkın süredir beraber çalışıyoruz. Erzurum halkına beraber hizmet vermenin gurur ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. İnşallah bu önümüzdeki yıllar içerisinde önemli hizmetleri yerine getireceğiz. İnanıyorum ki hepimizin büyük katkısı, desteği, emeği olacak. Sekmen kürsüden iner inmez biz de vizyonu hayli geniş bir belediye başkanı olan Mehmet Sekmen'e uzattık vizyon mikrofonumuzu. Geceyi bize değerlendirir misiniz dedik, kırmadı bizleri. Başkanım, öncelikle hayırlı iftarlar diliyorum size. Her akşam 24 saat neredeyse bir yerdesiniz. Şehrinizin sorunlarını çözmek için uğraşıyorsunuz ama bugün de kendi ekibinizle bir araya gelip hem iftar yaptınız hem yapılmasını istediğiniz şeyleri çok kibar, çok naif bir dille anlattınız. Galiba bu tür geceler insanların kendi kurumlarını sahiplenmeleri açısından çok daha önemli değil mi? Ne dersiniz? Evet. Tabii bunlar bizim mesai arkadaşlarımız. Bizim burada başarılı olmamız veya vatandaşın beklediği hizmetleri onlara götürebilmemiz ancak bu ekibin çalışmasıyla mümkün. Şimdi herkese iftar veriyoruz 30 gün boyunca. Şu gördüğünüz şey olduğunuz gibi iftar çadırlarımız var. 4 yerde iftar veriliyor. Ayrıca protokol iftarlarımız var. Sivil toplum örgütlerinden iftarlar veriyoruz. Yani şehrin değişik katmanlarında iftarlar veriliyor. Ya başkanım biz bir yıl boyunca beraber çalışıyoruz. Bir gününü bize ayırmıyor. Bunun için bu akşam personelimizi eşleriyle beraber davet ettik. Çocuklarıyla beraber davet ettik. Dedik ki beraber bir iftar sofrasında bir araya gelelim. Onlar da bu mutluluğu paylaşsınlar. Çünkü biz de bir aileyiz. Tabiri caizse bu arkadaşlarımızın moralli olması, kendilerini bu ailenin bir ferdi görmeleri, yapacağımız hizmetin de
hem başarısını artıracak hem de hazzını artıracak onlar açısından. Bir araya geldik. Burada hem onların Ramazanlarını tebrik ettik, hem davetimize icap etmeden dolayı teşekkürlerimi sunduk, hem de onlara yapılması istediğiniz şeyleri söylediniz, çok kibar bir dille. Evet, onları anlattık ki arkadaşlarımız, zaman zaman insanlar, hepimiz öyleyiz, biz de öyleyiz. İnsan diyelim ki işte belediye başkanı olmuşuz, büyükşehir belediye başkanı. Bu konumuzu unutabiliyoruz. Sıkıntılardan, zorluklardan, tabii hizmetin getirdiği bir takım sıkıntılar da olabiliyor. Evet. Ama biz büyükşehir... Hepimiz insanız değil mi? İnsanız tabii. Büyükşehir belediye başkanıyız ama böyle bir makamda da tutuyoruz. Bu makamın kıymetini bilmemiz lazım. Belki onlarca insan bu makama gelmek için gayret sarf ediyorlar ama bir türlü gelemiyorlar. Biz de gelmişiz bu makama. O halde bu makamın kıymetini de zaman zaman birilerini bizlere hatırlatması lazım. Ben bu akşam arkadaşlarıma bir kurumda çalışmanın, bir işi olmanın önemini de bahsettim. Yani şu anda dışarıda işi olmayan onlarca, yüzlerce gencimiz var. Aynı konumda olan, hatta daha efendim tahsilli, iyi eğitim almış ama iş bulamamış bu insanlarımız. Ama biz iş bulmuşuz. Bunu arkadaşlara anlattım ki insanlar, ha ya biz böyle bir kurumda çalışıyoruz. Ay sonu maaşımızı alıyoruz. Ondan sonra efendim şirket zarar etti, efendim parası yok diye bir şey yok. Herkes maaşını ay sonu gelince alıyor. Hatta memurlarımıza peşin ediyoruz. Yine insanların sıkıntısı olmaz mı? Ama her zaman yukarıya değil aşağıda bakmak lazım diyerek personelimize hem teşekkür ettik hem de tembihte bulunduk. Merak edip soruyoruz Başkan Sekmen'e. Acaba neden tüm belediye yetkilileri ayrı ayrı masalara oturmuşlardı? Sevgili seyirciler, bu arkamıza görmüş olduğunuz masa aslında protokol masasıydı. Ve sizler için hazırlanmıştı. Ama hiçbiriniz bu masaya gelip oturmadınız. Herkes aileleriyle, eşleriyle birlikte personelin arasında, müdürleriniz de dahil buna, oralarda onlarla beraber olmayı tercih etti. Neden efendim? Şimdi bugün burada hepimiz biriz. Belki kurumda kariyerlerimiz farklı olabilir ama bura bir aile. Dedik ki her arkadaşımız, üst yöneticimiz bir masaya otursun. Oradaki personelle beraber iftarlarını açsınlar. Beraber bulunsa sohbet etsinler. Çünkü insanlar, çalışanlar bunu da arzu ediyor. Yani burada bir ayrım olmaz. Olur bir protokol yemeği olabilir ama bu protokol yemeği değil, bu personele kaynaşma iftarı. Biliniz ki biz de personeliz, belediye personeliz değil mi? Personeliz. Hatta onlar daimi personel. Biz geçici personeliz. Başta ben olmak üzere. Ben seçimle geliyorum, sürem belli. Ama onlar burada uzun süre kalacaklar. 30 yıl, 35 yıl, belki 40 yıl giden arkadaşımız olabilir. Çok genç yaşta girenler var belediyemize, 20 yaşında. Emeklilik 60 yaşında kabul etsek 40 sene yapar. 40 sene kalacaklar burada. Bunun için bu arkadaşlarımız daimi, biz geçiciyiz. Bunun için hiçbir farkımız yok. Siz misafir olarak onların masalarına gittiniz bu gece. Evet, yöneticiler ayrı ayrı her masalara oturdular ve böylece personelimizin mutlu olmasına katkı sağlamaya çalıştık. Peki efendim, çok teşekkürler. Ben de sizlere. Ağzınıza sağlık. İlginizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler kanalıyla bütün bizleri izleyen vatandaşlarımıza sevgiler, muhabbetler sunuyorum. Hem bu mübarek ayın ülkemize, milletimize, dünya Müslümanlarına ve dünya insanlığına barış, huzur, sükun getirmesini temenni ediyorum. Tabii bizler böyle iftar sofralarında otururken şu anda oruç tutup iftarını edemeyen, oruç tutmadığı halde yine sofrasında bir dilim ekmeği olmayan insanlar var. Dünyanın birçok yerinde, hatta belki de ülkemizde de. Onun için hakikaten dünyanın da sıkıntılı günlerinden, dönemlerinden geçiyoruz. Duamız inşallah bu Ramazan'ın bütün dünya insanlığına, Müslümanlara birlik ve beraberlik, bir dostluk, barış, kardeşlik getirmesini diliyoruz. Son bir mesaj verelim mi sizinle birlikte? Herkes yakınındaki ihtiyacı olan insanlara Ramazan ayında özellikle yardımcı olsun diye. Ben buradan tüm bizleri izleyen vatandaşlara sesleniyorum. Diyorum ki bizler hayırsever, misafirperver bir toplumuz. Bizim geleneklerimizde komşusu açken tok yatamamak anlayışı vardır. Evet. Bunun için elinde imkan olan kardeşlerimiz komşularını, akrabalarını, eş ve dostlarını arasınlar, bulsunlar. Onların da sofralarına bir dilim ekmek, bir dilim çörek, bir tas çorba
götürmenin gayret içerisinde olsunlar diyorum. Ve herkes eşini dostunu inşallah arayıp gözetsin ve aç susuz kimse kalmasın diyorum. Peki efendim, çok teşekkürler. Sağ olun. Güzel dilekleriniz için de. İyi bayramlar diliyorum buradan. Herkese iyi bayramlar, iyi Ramazanlar diliyorum. İnşallah en güzel günler milletimizin, dünya insanlığının olsun. Sekmen'e veda edip uzaklaşıyoruz yanından. Bu kez de Erzurum'un yöneticilerini görüyor ve onlarla konuşalım istiyoruz. Sevgili seyirciler, geceyi organize eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilileri, başkan yardımcıları ve yöneticileri burada. Onlara bir soralım bakalım, onlar geceyle ilgili neler söyleyecekler. Efendim merhabalar. Sayın Genel Sekreterim, sizden başlayalım. Merhaba, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Bugün personelinizle birlikteydiniz. Bir iftar yemeğiniz vardı, neler söylersiniz? Bu akşam bir aile iftarı yaptık. Herhalde 2000 üzerinde, 2500 civarında arkadaşımızla, çalışanımızla, kardeşimizle, aile efradımızla bir iftar yaptık. Çok güzel geçti, çok güzel oldu. Hem de açık havada olması hasebiyle. Ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum bu akşam bizlerle beraber oldukları için. Bu aileyi hep beraber Erzurum'a en güzel hizmetleri yapmak için hep beraber yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Size de teşekkür ediyoruz. Efendim sanıyorum bütün müdürler farklı farklı masalara dağılmışlardı. Hani protokol iftarı gibi değildi bu ama müdürler personelle beraberdi. Neler söylersiniz siz? Efendim ben özellikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu havayı bize tenessüs ettirdiği için kendisine eski genel müdür olarak teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gerçekten biz 26.500 kilometre karelik alanda vatandaşımıza içme suyu hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Tabii böyle sofralarda buluşmayı, beraber olmayı, personelimizin tamamıyla hal hatır etmeyi gönülden destekliyorduk. Sayın Başkanım bize bunu yaşattı. Öncelikle kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Ve mesai arkadaşlarım da buraya katıldıklarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü bu şekildeki topluluklar ve buluşmalar her tarafta olmuyor ve bu kadar bereketli de olmuyor. Ben bize bugün yaşatan Rabbime teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum efendim. Öncelikle ben de size ve sizin kanalınızda tüm Müslüman aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, tekrar hayırlı bayramlar nasip olmasını diliyorum. Ramazan ayı malum hepimizin daha çok kendimizle yüzleştiğimiz, maneviyatımızın had safhada olduğu, günahlardan daha çok arınmak için gayret sarf ettiğimiz yüce bereket, mağfiret dolu bir ayımız. Bu vesileyle tabii ki siz de bunu müşahede etmişsinizdir. Erzurum'da Ramazanlar çok daha farklı olur. Artık bu bir dini inanç, aynı zamanda bir kültür olarak da tamamen benimsenmiştir Erzurum'da. Bunu Erzurum'da özellikle de Ramazan ayını dışarıda memleketin çeşitli yerlerinde oturan Erzurumlu hemşehrilerimiz Ramazan'ı yaşamak için Erzurum'da gelip Ramazan ayını geçirirler. Biz de bugün burada arkadaşlarımızla beraber tüm çalışanlarımız, siz demin arkadaşlarımızla da bahsettiniz, hep beraber dağılarak hepimiz aynı saflarda yemeğimizi yiyerek huşu içinde bir birlikteliği paylaştık. Ben de sizlere de teşekkür ediyorum. Tekrar tüm Müslüman aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum efendim. Çok teşekkürler. Hemen şu tarafa geçmek istiyorum. Burada bir hanımefendi var. Hemen şöyle aranıza da gireyim sizin. Sizi tanıyalım mı? Ben de belediye eski personellerindenim. Bu Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir organizasından dolayı teşekkür ederiz. Peki şunu sormak istiyorum. Acaba bu tür yemekler personelin daha çok birlikte olmasını sağlıyor musunuz? Kaynaşmasını sağlıyor. Onda güzel istişareler oluyor. İdarecilerle memurlar, müdürler, daire başkanı arasında sıcak ilişkiler oluşuyor. Yani bence çok güzel yani. Toplum için, Erzurum için bu sosyal faaliyetlerin olması gereken bir durumdu. Herkesin yapması lazım. Yani bütün belediye başkanlarının bunu yapması lazım değil mi? Sayın Başkanım geldi geleli çok güzel faaliyetleri var. Bu konuda da o Erzurumlular adına, Erzurumlu olarak ona çok çok teşekkür ediyorum. Peki hemen bu tarafa gelelim. Beyefendiye de soralım. Merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyalım mı? Aynı zamanda ben Birsen Şube Başkanıyım. Abdullah Sunar. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Geçmiş yıllarda böyle organizasyonlara biz personel olarak hasrettik. Yani belediye başkanının bir
personeline önem vermesi buradan anlaşılıyor. İnsanlar tabii kaynaşıyor. Başkan önem verince insanlar da... Kendini daha önemsiyor değil mi? Tabii kendini önemsiyor. Bir yerde hissediyor. Buna karşılık şeyi artıyor. Şevki. Şevki artıyor. Çalışmaya heyecanı artıyor. Bununla birlikte başarı da artıyor. Evet. Hizmet kalitesi artıyor. İnşallah bundan sonra da artacak. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Herkesin Ramazan'ını kutluyoruz. Türk ve İslam alemine hayırlara vesile olur inşallah diyorum. Sevgili seyirciler, yanımızda şimdi de Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tallıçoğlu Beyefendi var. Merhabalar. Merhabalar. Daha önceki programlarımızdan seyircilerimiz sizi tanıyorlar. Siz de bugün iftar yemeğindeydiniz, personelle birlikteydiniz ve bütün diğer yetkililer gibi farklı farklı masalardaydınız. Neler söylersiniz bununla ilgili? Biz personelimizle bugün çok güzel bir ortamda bir araya geldik. Ramazan'ın ayrı bir özelliği var, paylaşım özelliği var. Belediye hizmetlerini hep birlikte yürütüyoruz personelimizle. Ve bu hizmetlerin başarılı olması da bizim aramızdaki birliktelikten kaynaklanıyor. Başkanımızla birlikte personel bugün hep bir araya geldik. Ramazan bir kez daha iftar sofrasında buluştuk. Onun için hem başkanımıza hem de bu hizmeti sağlayan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük ailenizle birlikteydiniz değil mi bugün? Evet, biz bir aileyiz. Hizmeti biraz önce de bahsettim. Başarımızla, paylaşmamızla, çalışmamızla hep beraber olmamız gerektiğine inanıyoruz. Aile olarak ne kadar birlikte olursak başarı da o kadar çok hızlı gelecek diye, çok başarılı olacak diye düşünüyorum. Tanıyalım. Hasan Lütfi Yılmaz. Hasan Bey, şimdi Erzurum'da Ramazan bir başka kutlanıyor deniyor. Doğru mudur efendim? Doğrudur. Neden başka kutlanıyor? Erzurum'da yaşadığınız zaman hem Ramazan şehrini görüyorsunuz, hem de orucun size vermiş olduğu o huzuru ve o mutluluğu gün içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Gün içerisinde insanlar gecenin vermiş olduğu yorgunluk ve uykudan sonra sahura doğru kalkar. Bir kısmı ekmek almak için kuyruğa girer. Güzel güzel enstantaneler yaşanır. Akşama doğru komşularla birlikte, akrabalarla birlikte, arkadaşlarla birlikte güzel bir sofrada iftar açılır ve mutlu bir şekilde akşam sefasına dönerler. Evet, gece geç saatlere kadar Erzurum'da bir canlılık var. Sahur değil mi? Sahur saatine kadar hareketlilik devam eder. Sahurda arkada insanlar sahur yemeğini yedikten sonra namazını kılar, yatarlar. Eyüp Bey, son olarak şunu sormak istiyorum. Erzurum'da hakikaten Ramazan bir başka yaşanıyor. Biz de bunu gözlemledik bu sefer. Acaba buradan Türkiye'de yaşayan ya da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir Ramazan ayını da Erzurum'da geçirmeleri yolunda bir davet eder misiniz? Tabii ki. Erzurum'da bunun farkındalar. Erzurum'dan özellikle farklı şehirlere giden hemşehrilerimiz Ramazan özlemini duyup gelip memleketlerinde Erzurum'u geçiriyorlar ve diğer illerimizde bu tadı bulamadıkları konusunda hep serzenişte bulunuyorlar. Özellikle büyük şehirlerde Ramazan gibi yaşanmıyor. Ancak Erzurum'da gerçekten Ramazan gibi yaşanıyor. Galiba burada Ramazan'ı yaşamak için illa da Erzurumlu olmak gerekmiyor değil mi? Kesinlikle hayır. Erzurum'da bir manevi havayı hissediyor. Dışarıdan gelen insanlar da bunu hissediyorlar. Kesinlikle Ramazan'da Erzurum'da dışarıda oruç yiyen birisine rastlayamazsınız. Sigara içen birisine rastlayamazsınız. İnsanlar birbirine saygılı. Hiç kimsenin kimseye bir baskısı yok. İlla da oruç tutmak zorunda değilsiniz ama o havayı da teneffüs etmek zorundasınız. Ve kimse de kimseye niye sen bu sigaranı içiyorsun diye hiç kimsenin bir baskısı olmadığı halde sırf saygıdan dolayı insanlar bu Ramazan havasını teneffüs ettiklerinden dolayı ve mutlulardı insanlar. Yani tutmasalar bile saygı duydukları için dışarıda yiyip içmiyorlar. Evet, yani alışveriş merkezlerimizde açık olan lokantalarımız var. Çocukları ve hasta olan, hamile olan insanlar dışarıdan gelip de Erzurum'da oruç tutamadığını söyleyen insanlar var. Onlar için yerlerimiz müsait. Ama açık havada kimse kimsenin orucuna karışmadığı gibi kimse de oruç yiyen insana karşı saygısızlık yapmamak için yüzüne karşı daha dikkatli davranıyorlar. Onun için Erzurum'da Ramazan çok daha farklı yaşanıyor. Ramazan bayramı da çok daha farklı yaşanıyor. Çünkü insanlar bir ay boyunca oruçlarını tutuyorlar. Bunun bir bayramı olması lazım. Bu bayram onun bir mükafatı olduğundan dolayı bayram da farklı yaşanıyor Erzurum'da.
Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum efendim. Biz sizi bir daha bekliyoruz Erzurum'da. Bu havayı teneffüs etmeniz için ve seyircilerimizle Erzurum'a ve bayrama bekliyoruz. Evet sevgili seyirciler, Eyüp Tavlaşoğlu beyefendiyi duydunuz. Gerçekten Erzurum'da Ramazan gibi yaşanıyor. Henüz bayramı görmedik ama inşallah onu da göreceğiz. Eyüp Bey'in söylediği gibi bütün seyircilerimizi Erzurum'a davet ediyoruz.